Arkadaşlar selamünaleyküm. Eskişehir'de devasa bir nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Ne kadar devasa derseniz dünyada ikinci sıraya yerleştik bu keşifle. Bu keşif bize ABD'ye ambargo uygulayacak bir alan verecek kadar önemli. Hatta daha net olmak gerekirse şunu iddia edebilirim. Yakın gelecekte ABD bize vermediği F-35'leri üretmek için bize muhtaç kalabilir. Nasıl mı? Cevabı bu videoda. Görüyorum serisinin ilk videosunda nadir toprak elementlerini konuşuyoruz. NTE nedir? Neden önemliler? Ve Türkiye'de bulunan dev rezerv bize ne katacak? Öncelikle size arka arkaya iki açıklamadan bahsedeceğim ve ardından bugünkü konumuzla ilgili çıkarımı birlikte yapacağız. Biliyorsunuz Amerika ile Çin arasında yeni yüzyılda dünyanın hakimi kim olacak temalı bir mücadele var. Bu mücadelenin galibi şimdiden belli ama Amerika bunu haliyle kabullenemiyor. Ve Çin ile arasında bir gerginlik oluşturmak istiyor. Bu gerginliği de özellikle Trump döneminde Çin'e ambargo uygulamak şeklinde tırmandırmıştı. Amerika'nın Çin'e uygulayabileceği tek ambargo başlığı mikroçiplerdi. Çin şu an dünya üretiminin merkezi konumunda. Özellikle teknoloji sektörü neredeyse onların tekelinde. Ama teknolojinin bel kemiği sayılabilecek olan mikroçipler konusunda daha Amerika'nın en az 30-40 yıl gerisindeler. Bu yüzden de Trump Çin'i mikroçip ambargosuyla vurmakla tehdit etti. Tabii Çin buna karşı çip toplamak gibi belli başlı tedbirler aldı. Ama o dönem Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı olan Halkın Günlüğü gazetesinde dikkat çekici bir yazıda yayınlandı. Bu yazı ABD, Çin'in misilleme yapma kapasitesini küçümseme başlığıyla kaleme alındı. Ve yazıda nadir elementler Çin'in ABD'nin sebepsiz yere uyguladığı baskıya karşı koyması için silah haline gelecek mi? ABD Çin'in ticaret savaşındaki kapasitesini hafife almamalıdır şeklinde tehditler savruldu. Biliyorsunuz iki ülke gerginlik yaşadığında eğer bir ülke diğerini tehdit ediyorsa diğer tarafta o ülkeyi daha büyük bir silahla tehdit etmek zorunda. Burada da Çin ABD'nin mikroçip tehdidine karşı masaya nadir element kozunu sürdü. Bunun neden olduğunu birazdan konuşacağız. Ama onun öncesinde yakın zamanda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamaya odaklanalım. Erdoğan, Türkiye'nin nadir toprak elementi üretimine başlayacağını ilan etti. Nadir toprak elementi ben üretiyorum diyerek ya da bir proje başlatarak kafanıza göre üretebileceğiniz bir şey değil. O elementin rezervine sahip olmanız gerekiyor. Peki Çin bu elementle ABD'yi nasıl tehdit edebiliyor? Bunu yapabilmesinin tek sebebi dünya nadir element piyasasının %95'ini elinde tutması. Ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konuda tarihe geçecek bir açıklama yaparak artık bu pazarda olduğumuzu ilan etti. Peki bu nasıl oldu? Türkiye nadir toprak elementleri yani NT'ler konusunda uzun zamandır çalışmalar yapıyordu. Ama esas somut çalışmalar Etimaden'in projeyi devralmasıyla yani 2011'de başladı. 2011'de başlayan çalışmalarla toplam 6 yılda 125.193 metre sondaj yapıldı. Sahadan 60.000'e yakın numune toplandı. Bunların analizleri tek tek yapıldı ve sonuç olarak dünyanın bütün ilgisini Türkiye'ye toplayacak rezerv keşfedildi. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde tam 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. Bu elementler nedir? Nerelerde kullanılır? Neden önemli gibi soruları birazdan cevaplayacağız. Ama bu rezervin ne kadar büyük bir rezerv olduğunu anlamak için bu piyasayı elinde tutan Çin'in rezerviyle karşılaştırmak yeterli diye düşünüyorum. Çin'in şu anki toplam rezervi 800 milyon ton. Yani Türkiye 2011'de başlayan çalışmaların sonucunda yapılan keşifle bu alanda dünyada ikinci sıraya oturdu. Bundan önce de büyük bir doğalgaz keşfi yapılmıştı. Eskişehir'deki nadir toprak elementi keşfi aslında doğalgaz kadar önemli bir keşifti. Hatta belki de daha kritik bir keşif de diyebiliriz. Ama tabii ki günlük yaşantımızda doğalgazın yeri önemli olduğu için doğalgaz keşfi daha çok ses getirdi. Ama dediğim gibi nadir toprak elementleri en az doğalgaz kadar önemli ve sadece Eskişehir'deki keşifle bu konuda dünyada ikinci sıraya yerleştik. Daha da güzel kısmı şu ki toplam rezerv miktarımız sadece Eskişehir'deki potansiyelle sınırlı değil. Isparta ve Kayseri'de de bu konuda ciddi bir potansiyel olduğu keşfedildi. Ama oraların rezerv miktarı henüz netleşmedi. Onlar da netleşince belki birinci sıraya yerleşeceğiz. Peki şimdi gelelim esas sorulara. Nadir toprak elementi nedir? Nerelerde kullanılır ve neden bu kadar önemli? Nadir toprak elementi diye bahsettiğimiz elementleri tek tek sayarak sizi sıkmaya niyetim yok. Tabloda atom numaraları 57'den 71'e kadar olan elementler bu sınıfa giriyor. Ayrıca kimyasal olarak benzediği için atom numarası 39 olan itriyum ile atom numarası 21 olan skandiyum elementleri de bu sınıfa dahil. Bu bahsettiğimiz elementler yer kabuğunda diğer mineralleri oranla daha az bulundukları için nadir toprak elementleri olarak adlandırılıyorlar. Hatta yer kabuğunda daha az bulundukları için değil de daha az bulundukları sanıldığı için diyelim. Çünkü keşiflerle bilinen durum değişebilir. Bu elementlerin kıymeti çok eskiden beri biliniyor. 1948 yılına kadar Hindistan ve Brezilya nadir toprak elementleri üretiminin merkeziydi. Daha sonra Güney Afrika'da daha büyük bir rezerv keşfedildi ve pazar bu yöne kaydı. 1985 yılından sonra ise bu pazara Çin damgasını vurdu. İç Moğolistan özel bölgesinde keşfettikleri dev rezervle pazarı ellerine geçirdiler. 2022 yılından sonra çok şükür ki bu durum değişiyor. Artık bu piyasada Türkiye'nin de adı anılacak. Hem de en çok payı olan Çin'den hemen sonra. Peki nadir toprak elementleri dediğimiz elementler neden bu kadar önemli? NT'ler içeriğinde bulundukları malzemeleri hafifletiyorlar. Ama aynı zamanda da yüksek sıcaklığa, aşınmaya ve korozyona karşı çok dirençli hale getiriyorlar. Bu yüzden de ileri teknoloji ürünlerinde sıklıkla tercih ediliyorlar. Yani çağımızın vazgeçilmez stratejik elementleri haline gelmiş durumdalar. Sağlık hizmetleri, savunma sanayi, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, ampuller, kamera lensleri televizyon ekranları, fiberoptik kablolar gibi birçok ürün bu elementler olmadan üretilemiyor. Hatta işi daha da ileri götürelim. Çin eğer tehdit ettiği gibi ABD'ye bu elementler konusunda ambargo koysa ABD F-35 üretimine bile devam edemez. İşte tam bu noktada kaderin cilvesi diyebileceğimiz bir gerçekle yüzleşiyoruz. ABD bizi F-35 programından çıkardı. Parasını ödediğimiz uçakları bize vermedi. Ve o uçaklarda olmazsa olmaz elementleri şu an Çin'den alıyor. Yarın Çin'le gerginlikleri iyice arttığında bu konu üzerinden kesinlikle bir ambargo yiyecekler. Ve o ambargoyu yediklerinde Eskişehir'deki keşiflerden sonra çalabilecekleri tek kapı var. O da F-35 programında eşkıyalık yaparak çıkardıkları Türkiye. O gün geldiğinde biz milli savaş uçağımızı üretmiş olacağız. Yani onların savaş uçaklarına bir ihtiyacımız kalmayacak. Haliyle bu alanda biz onlara değil onlar bize bağımlı hale gelecek. Yani o gün geldiğinde belki de hem sivil hem askeri alanlarda Amerikan teknolojisinin devamı için Türkiye'nin nadir elementleri olmazsa olmaz haline gelecek ve bu durum sadece Amerika için geçerli değil. Avrupa ülkeleri de bu konuda bize muhtaç olacak. Çünkü bu alanda Avrupa da yok sayılır. Aslında Japonya ile birlikte Fransa işlenmiş nadir toprak elementi ürünlerinin önde gelen üreticilerinden ama onlar da rezerve sahip değiller. Cevher ithal edip işliyorlar haliyle Fransa'ya dahil olmak üzere bütün Avrupa bu konuda bize bağımlı hale gelecek. Bu durumun hem ekonomik hem siyasi getirileri olacak Türkiye için. Özellikle Batı ile Çin'in arası iyice açıldığında ki öyle ya da böyle bu gerginlik yaşanacak, Türkiye pazarda tek belirleyici ülke haline gelecek. İstediğimiz ülkeye, istediğimiz ürünü, istediğimiz fiyattan satabileceğiz. Bu da ülke ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak. Ama bundan daha büyük kazanın bizim için siyasi alanda olacak. Bugün her fırsatta Türkiye'nin karşısına dikilen batılı ülkeler yarın Türkiye ile ortaklıklar oluşturmak için çabalamaya başlayacaklar. Ve o gün geldiğinde kurulan ortaklık masalarının eli güçlü olan tarafı biz olacağız. Dedim ya Japonya bunu işleyip satıyor diye. Batı ile aramızda yaşanabilecek krizlere Japonya üzerinden bir örnek verebiliriz. Çin 2010 yılında Japonya'ya nadir toprak elementi ihracatını yasaklamıştı. O dönem Japonya bu konuda dünyanın en büyük üreticilerinden biriyken bir anda piyasadan silindi. Yine 2020 yılında da bu elementlerin ihracatı ile ilgili kısıtlamalar getirdi Çin. Bu kısıtlamalarda bile birçok ülke ciddi şekilde etkilendi. Bundan birkaç yıl sonra Eskişehir'deki maden tam kapasite çalışmaya başladığında Çin'in konumunda biz olacağız. Japonya'nın konumunda batılı ülkeler. Elindeki kısıtlı imkanlarla bu ülkelerin bütün baskılarına direnen Türkiye'nin elinde böyle güçlü bir kozla neler yapabileceğini siz hayal edin. Ve son olarak Eskişehir'de bulunan rezervin ne kadar büyük olduğunu gösterecek bir rakam paylaşayım sizinle. Buradaki çalışmalar sonucunda bulunan rezerv bütün dünyanın toplam ihtiyacını bin yıldan fazla karşılayabilecek büyüklükte. Yani bugün Rusya ya da Suudi Arabistan enerji piyasasında neyse yarın Türkiye nadir elementler piyasasında o olacak ve bahsettiğimiz piyasa petrol gibi giderek azalan bir potansiyele sahip değil. Teknoloji geliştikçe günden güne artan bir talep var ve dünyanın bu artan talebini yarın biz karşılayacağız inşallah. Allah'a emanet olun.